Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 eğitimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 20 Haziran ila 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katılımıyla 3. Ana Jetüs Komutanlığı, Konya'da icra edilecek. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, eğitim kapsamında, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılmasının hedeflendiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise Akıncı Tihan'ın da eğitime katıldığı aktarıldı. Ek olarak MSB eğitime, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bağlısı, F-16, KC-135, E-7THİK, ANKA-S, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fırkateyn ve Hücumbot, Azerbaycan, Su-25 ve MIG-29 uçağı, İngiltere, Eurofighter Typhoon uçağı, Pakistan, F-16 uçağı, Ürdün, F-16 uçağı, NATO, E-3A uçağı ile fiili, Bulgaristan, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Libya, Malezya, Tunus, Özbekistan ve Umman gözlemci statüsünde katılım sağlayacağını açıkladı. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen Akıncı Taarruz İHA ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında. Bu bağlamda Akıncı, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunmakta. Temel uçuş performans kriterleri, 40,000 feet uçuş irtifası, 24 saat havada kalış süresi, çift yedekli SATCOM artı çift yedekli LOS tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyir sefer özelliği, gelişmiş özellikler, tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği, tam otomatik taksi ve park özelliği, yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli YKI sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri.